Sakaryaspor maçı var. Yine Kahramanmaraş derbisine sahne olacak bu hafta. Maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani biz geçen hafta galibiyete döndük. Uzun zamandır puan alamıyorduk. İyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bu müsabakadan çok rahat bir şekilde 3 puan çıkarttık. Evet, dediğiniz gibi Kahramanmaraş derbisi diyelim. Biz 3 takımla mücadele ediyoruz bu sene Ballı gibi. Taraftarlarımızı, halkımızı futbola doyurduğumuza inanıyoruz. 3 tane bal takımı. Her hafta şehrimizde en az 2 müsabaka oldu. Yani bu hafta da tabii ki Sakaryaspor pozisyonu gereği çok kritik bir durumda. Fakat futbol bu. Yani bizim de çıkıp oynamamız gereken, her maça çıktığımız gibi 3 puan için pazar günü sahada olacağız. Futbolun güzel yanını görmek istiyoruz. Dilerim bir sakatlık olmadan, herhangi bir kötü bir duruma düşmeden müsabaka içerisinde ve sonrasında müsabakayı tamamlarız. Çünkü her ne kadar futbol müsabakası olsa da sonuç itibariyle bu şehrin iki tane takımı karşılaşacak. Tabii ki Fidanspor'la da aralarındaki bir çekişme söz konusu ama tabii bu bizi ilgilendirmiyor. Biz Fidanspor müsabakasına nasıl çıktıysak Sakaryaspor müsabakasına aynı şekilde çıkacağız. Bunun önünde ve arkasında herhangi bir şey aramamak gerekiyor. Yani sahada mücadelenin sonunda hak eden kazansın. Bizim temennimiz bu. Tabii ki biz de kazanmak için çıkacağız sahada. Başarılar diliyorum şimdiden Sakaryaspor. Hocam, Cemal Dektaş galiba takımdan ayrıldı. Evet. Başka gelen giden oyuncu olacak var mı hocam? Ya şu an transfer etmeyi düşündüğünüz oyuncu falan var mı? Ya da altyapıda almayı düşündüğünüz oyuncu. Çünkü son iki güne giriliyor transferde. Ya şöyle söyleyelim, Cemal bize sezon başından beri çok büyük hizmetler de bulundu. Ona buradan sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz bir kere. Yani bizim için önemli bir oyuncuydu ama kendisinin gelip bize ifade ettiği, anlattığı şeylerin neticesinde sonuç itibariyle biz oyuncularımızı her anlamda korumak adına burada pozisyonun içerisindeyiz. Onun menfaatleri neyi gerektiriyorsa oyuncumuzun tabii ki kulüp görüştü kendi aralarında yönetim bazında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ona bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. İnşallah tekrar yeniden farklı bir yere bir araya gelme şansını da tekrar yakalarız. Çünkü önemli bir oyuncu. Sevdiğimiz de bir kişilik aynı zamanda. İkinci sorunuza gelince hani altyapıdan oyuncu almak gibi bir düşüncemiz yok. Şöyle, zaten altyapıdan oyuncular sürekli bizde. Şu anda işte iki tane oyuncumuz var. Hafta sonu sürekli hocalarımızla görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Orada performansını yukarıya taşıyan, buraya göz kırpan her oyuncuyu alıyoruz aramıza. Tabii ki oyuncular buraya gelip gitmeye devam edecek altyapıdan. Yine belirteyim, Kahramanmaraş ağırlıklı bir kadromuz var. En azından hepsinin kendi ülkemizin vatandaşı olan bir takımımız var. Onun için altyapıdan oyuncular gelmeye devam edecektir. Onlar çalışmasını yapacak. Biz de gözlemleyeceğiz. Adaletli bir şekilde de buraya almaya çalışacağız bu saatten sonra. Peki, başarılar dileriz hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok...